Ben sizi YouTube'dan takip ediyorum. Teşekkür ederim abi. Gerçekten çok güzel hizmet veriyorsunuz. Ancak bu yaptığınız çalışmaların karşılığını ne zaman göreceğiz? Ablam, karşılık da beklemiyoruz aslında. Ben bekliyorum. Hani biz doğru neyse onun yanında olmayı tercih ediyoruz. Olabildiğince insanlara sesini duyurmaya uğraşıyorsunuz. Evet. İnsanların da konuşmasına yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Doğru. Ya artık yeter yani, bu sizin çalışmalarınız, insanların konuşmaları bir noktada duyulsun artık yani. Birlik olsun. Yeterince duyuramıyor muyuz diye düşünüyorsunuz aslında. Yok. Konu, vatandaşlarımızın konuşmaları olsun. Yani evet, yeterince duyuluyor aslında. Ancak insanlar at gözlüğü takmış ve kulaklarını tıkamış, görmezlikten duymazlıktan geliyorlar. Yani şu an günümüzde yaşanan, bana göre bir iç savaş var ülkemizde. Ne gibi iç savaş? Yani topla tüfekle yapılamayan ama insanların hareketleriyle, hareketlendirmeleriyle yaşanan bir iç savaş var. Örneğin bundan 15 yıl sonra Türkler %40'lara düşecek belki. Bu mülteci probleminden bahsediyor. Elbette öyle. Çünkü bizler doğurmuyoruz ama onlar maşallah aldır aldır doğuruyorlar. Bir taraftan da gelmeye devam ediyorlar. Peki ne olacak? Ekonomi. Yokluk. Yani bir dakika, ben sürekli İstanbul'da yaşamıyorum. Yani 6 ay İstanbul'daysam 3 ay 5 ay yokum. Şu Akbil, bak Akbil, İstanbul kart. 15 milyon var. Hayır, en son aldığımda, buraya geldiğimde pandemi döneminde önce almıştım. Sonra geldiğim iki keresinde sağlık problemlerinden ötürü dışarıya çıkmadım. Bugün gittim Akbil'imi doldurayım, Eminönü'ne geleyim diye. Benim Akbil'im geçersizmiş, o da yanımda, atmadım henüz. Bunu bana 35 liraya verdiler. En son aldığım 10 liraydı. Bu 35 lira. İçine 15 lira doldurdum. Galiba 8 lira basıyormuş. Evet. Peki 15 lirayı ben buraya geleceğim, eve dönemeyeceğim. Yani zamları söylemek bile istemiyorum. Temmuz'da zam gelecekmiş asgari ücrete. Vay halimize diyorum. Niye annem? Aslında zam maaşlara iyi olur ama ardından da diyorsun fiyatlar da mı artacak? Yani şimdi bu zamlardan önce, atıyorum, örnek veriyorum yani. Zamlardan önce 100 liraya aldığımız bir şeyi zamlardan önce 200 liraya alamıyoruz belki. Zamlardan sonra? Evet, asgari ücrete yapılan zamlardan sonra. Sonra gelelim sağlık konusuna. Hani diyor ya, milletimiz de aval aval yiyor bunu ya, hayret bir şey. Ben diyor randevulu özel hastaneye gider gibi gidiyorum diyor. Bundan 20 yıl öncesini düşünün diyorlar. Keşke kuyruklarda beklesek. Hiç değilse hastaneye gittiğimizde doktor buluruz, profesör buluruz. Nedir onun adı, asistan buluruz. Ne arıyorsak onu buluyoruz. Kuyrukta bekleyince, ama şimdi ne asistan buluyoruz ne uzman buluyoruz. Ben 3 aydır buradayım. Yok, 4 aydır buradayım ben. Bu arada kaza da geçirdim. Geçmiş olsun abi. O da ayrı bir mesele. Orada da hiç bakılmadım bir hastanede. Şimdi 3 ayı geçti, 4 ay diyelim yuvarlak buradayım. Ben kronik kalp hastasıyım. Destek alıyorum, psikolojik destek alıyorum. Ama bu 4 aya yaklaşan zaman diliminde, burası İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri ve en büyük, en kültürlü, ya bütün enlerin bulunduğu bir şehir. Ya bir tane psikiyatri randevusu alınamaz mı? Allah şahidim, alamadık. Annem, bunu çok söyleyen oldu. Ben uzun zamandır gitmediğim, görmediğim için de bir şey de diyemem bu konuda ama. Alamadım. Neden hani randevu alamıyoruz artık? Vallahi ben sağlık bakanı değilim. Padişah hiç değilim. Başbakan mı, cumhurbaşkanı mı, ne olduğunu ben de bilmiyorum artık. Ne diyeceğiz? Başkan. Başkan. O da değilim. Onu ben bilemem. Arka sokakta hastane var. Kasımpaşa'dayım ben. Arka sokakta hastane var. Ne mümkün ya? Oraya baktım. Ok Meydanı'na baktım. Şişli'ye baktım. Yani yakın çevreli uzaklara da baktım. Yok. Yani bir tane psikiyatri randevusu alamadım. Gelelim kırığıma. Evin içinde yürürken düştüm. Ciddi bir kırığım oldu. Hani diz kapağı, bacak falan değil. Hepsi kalçamı kırdı. Aradık. Ambulans geldi. Beni Samatya'ya götürdüler. Orada hiç alaka yok.
Ok Meydanı'nda gece acil yokmuş. Ertesi gün Ok Meydanı'na getirttim kendimi. Hastanenin bana ambulans vermesi gerekiyor değil mi? Doğru. Ciddi bir kalça kırığım var. Öyle olması lazım. Ve ben kronik kalp hastasıyım. Vermedi. Gerekçe? Giden hastaya ambulans verilmiyormuş. Karga tulumba kendim geldim Ok Meydanı'na. Peki evet. Oradan neden bu tarafa geldim? Çünkü orada bir ağrı kesici bile yapılmadı bana. Neymiş, hastane doluymuş, sıra bekle. Doktor baksın ondan sonra müdahale. Böyle bir şey var mı? Doktor eksikliğinden de bahsediyorum. Vallahi o benim sorunum değil. O benim sorunum hiç değil. Vatandaşına sahip çıkacak, doktoruna sahip çıkacak. Çıkılmıyor mu vatandaşa sahip? Hayır, çıkılmıyor. Neden anne çıkılmıyor? Vallahi o neden sorusu var ya, bana sorulmamalı. Ben sadece derim ki, evet bana sahip çıkılmıyor. Ya da o zaman şöyle değiştireyim. Sahip çıkılmadığını neye göre değerlendiriyorsunuz? Ha, neye göre değerlendiriyoruz? Evet, güzel bir soru. Buna cevap verebilirim. Beklediğimiz hizmeti göremiyoruz. Hangi beklediğimiz hizmeti göremiyoruz? Yine mülteci diyeceksiniz ama onlar siz işte bizim din kardeşimiz. Ne alaka ya? Ne alaka? Tamam, bütün Müslümanlar kardeşler. Biz Türk milleti olarak misafiri elbette çok seviyoruz. Bir iki lokmamız olsa birini misafirle paylaşırız. Doğru mu? Doğru, doğru. Ama kalkıp da misafire evimizin anahtarını teslim etmeyiz yani. Benim bacım da olsa, kardeşim de olsa bunu yapamam. Ben yapsam bile o kabul etmez. Ne olur ne olmaz diye. Bunlar yapılıyor. Benim evim yok. Kirada oturuyorum. İki çocuk büyütüyorum. Ki bu bugün değil. Ben yaklaşık 18 yıldır iki çocuk büyütüyorum. Hem anneyim hem babayım. Onlara tanınan hiçbir özveri, hiçbir destek bana tanınmadı. Yabancılara tanınan. Elbette. Elbette. E şimdi burada ayrımcılık yok da ne var yani? Herkes bunu söylüyor ama ne gibi ayrımcılık var anne? Onlara tanınan, size tanınmayan nedir mesela? Basit örnek vereyim. Aldığım duyumlara göre, ki böyle olduğu söyleniyor, telefon faturası ödemiyor olduklarını ifade ediyorlar. Ben niye ödüyorum her ay bir dünya telefon faturası, çocuklarıma internet faturası? Ben niye ödüyorum bunları? Doğru mu? Bazı şeylerden muaf tutulması diyorsun. Elbette. Sağlık hizmetlerine gelince ben niye gidiyorum devlet hastanesinde muayene oluyorum, tedavi oluyorum? Bana, ben bundan rahatsız olmuyorum. Kıvana kıvana gidiyorum çünkü ben onu hak etmişim. Anlatabiliyor muyum? Ama kalkıp da benim gibi bir vatandaş, bir sürü gençlerimiz var çocuk doğuramayan. Bunlar tüp bebek yapmak istiyorlar ama devlet hastaneleri bu hizmeti bedelsiz vermiyor. Ama onlara veriyor. Onlar bedelsiz bu hizmeti alıyorlar. Aspara değil. Neden böyle bir şey oluyor? Benim evim yok. Kirada oturuyorum. Defalarca da bu TOKİ var ya. Evet. Oraya kaydımı yaptırdım. Bir şey gelmedi. Peki onlara nasıl oluyor şimdi? 1 milyon adet ev veriyor. Kul hakkı denen bir şey var. İslamcılık deniyor. Müslümanlık deniyor. Doğru mu? Doğru. İslamiyet'in adaleti kadar hiçbir adalet yok dünyada. İslam'da kadına verilen değer hiçbir ülkede, hiçbir dinde verilmiyor. Ama bizim kadınlarımız gerçekten çoluğuna çocuğuna ekmek verebilmek için çok zor şartlarda çalışıyorlar. Artı Müslümanlık ya bu. Hazreti Ömer'in adaleti nerede? Hani nerede bu? Yani bilemiyorum ya. Türklüklerinden bile endişe ediyorum yani. Niye anne artık bu endişelere kapılmaya başladık yani? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti, rahmetli Mustafa Kemal Atatürk kurdu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kadınlarımıza da çok güzel haklar verdi. Ama ülkemizde kadınlara o kadar güzel haklar verdi ki. Şimdi kadınlarımız gerçekten haklarını kullanamıyorlar. Ellerinden alındı. Ya ne diyeyim? Neler alındı anne kadınlarımızın? Tarif edecek bir şey bulamıyorum ya. Vallahi bak gerçekten çok gerginim. Ben şu sizi izlerken bazen alkışlıyorum, bazen vay be tebrik ederim diyorum. Ama gençlerden ümitliyim. Ama gençlerden de şu ricam olacak. Birçoğu yurt dışına çıkma derdinde. Evet, hayaller haklı. O, istekler o. Haklılar mı? Evet, haklılar. Adam üniversiteyi bitiriyor. Sözüm ona, doktor oldu, ataması yapılamıyor. Hemşire oldu, ataması yapılamıyor. Bugün polis, mülteciler de polis olacakmış diye duydum ve çok üzüldüm. Öyle bir söylenti var. Şimdi kendi vatanından hizmet vermekten kaçan insan. Ya sana ne yapmaz ki, ne düşünmez ki? Ya da ne faydası olur? Yani bırak faydasını, ne zarar gelecek acaba? Onu düşünürüm ben önce. Yani aklıma gelenler bunlar. Nasıl düzelecek peki anne?
Nasıl düzelecek? Valla eskiden şöyle düzeliyordu. Ciddi bir darbe oluyordu. Asker şöyle bir iki tokat atıyordu. Milletin aklı başına geliyordu. Doğru mu? Ondan sonra 3-5 sene kendine gelmekte güçlük çekiyordu ama sonuçta en azından biz sallanıyorlardı. Şimdi öyle bir şey de olamayacağına göre olmasın da zaten. Abi. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Seçim. Seçimle gelen her zaman seçimle gider. Yani elbette öyle ama bunlara seçimle geldikleri kanaatinde değilim ben. Biz seçtik anne bunu. Hayır, biz seçmedik. Kim seçti? Ya çalmasını bilmeyen fakirdir. Çalmasını bilmeyen acizdir. Çalmasını bilmeyen kıyıda köşede oturur. Doğru mu? Doğru. Ben inanmıyorum seçimle geldiklerine. Yani seçimle gelselerdi şimdiye kadar seçime çoktan giderlerdi. Ha, bir de bizim evde şu tartışma var. Anne diyor, senin yüzünden bunları çekiyoruz diyor bana çocuklar. Neden? Haklılar, çünkü en başında ben de oy verdim. Ama sonra bir şeyleri görünce, yani bir şeyler hep yanlışa gidiyor, kötüye gidiyor. Sonrasında elbette vazgeçtim ben de. Ama hani Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana hangi hükümet 20 yıl durdu ya? Akıl var, mantık var. Yani bir insan aptal bile olsa bunun cevabını verir. Bu normal değil, anormal bir durum. Burada bir yolsuzluk, bir hırsızlık, bir şey var yani, var. Çocuklarını size öyle dediği zaman ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, ne cevap veriyorsunuz? Ha, güzel bir soru. Cevap vereyim. Çocuklar, unuttunuz mu? Ben 46'yım diyorum. Çünkü ben 46 yaşımı hiç bitirmedim. 11 yıl oldu, hala 46'yım. Çocuklar bana bunu dediğinde ben hemen söyledim. Çocuklar, ben 46'yım. Ne yapayım? Yani bir şekilde kıvırmalıyım. Anlatabiliyor muyum? Makara yapıyorum filan filan yani. Ama haklılar mı? Evet, haklılar. Bir ben değilim ki. Bir sürü anne baba aynını yaptı. Yani bir başörtüyle ben başörtüye kanmadım aslında. Ben başörtüye kanmadım. Ama kanmak da demeyelim. İnandığınız şeyler neydi de neden vazgeçtiniz? Ya demek ki o dönem değişmesi gereken bir şeyler vardı. Yani koalisyon yaşıyorduk o dönem. Evet evet, koalisyon yaşıyorduk. Bir türlü hükümet kurulamıyor. Bir türlü anlaşamıyorlar. Bir türlü yola devam edemiyorlar. Öyle bir dönem yaşıyorduk. Anlatabildim mi? Evet. O dönemin sonunda bu tek başına birden sivrilince ha evet dendi. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer başkanlığa başkan dediniz değil mi? Başkan. Evet. Eğer başkanlığa Mansur Yavaş adaylığını koyarsa ben oyumu Mansur Yavaş'a vereceğim. Neden Mansur Yavaş'a? Valla bana göre adam gibi adam demiyorum. Adam. Hani gibi değil. Ben öyle görüyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Yani kim ne düşünür onu da bilemem yani. Onu da bilemem. Öyle. Son söylemek istedikleriniz nelerdir? Oy kullanırken, düşünürken, sorgularken neler yapmalıyız? Valla bundan 5 yıl sonrasını düşünerek oy kullansınlar. Başka bir şey değil yani. Eğer bir 5 yıl daha bu hükümet kalırsa, ki şu an zaten az önce dediğim gibi bana göre bir iç savaş yaşıyoruz. Zaten ekonomi almış başını gidiyor. Ben 20 yıl önce, başkan ne zaman oldu bu? 3 yıl oluyor. Hayır hayır. Recep Tayyip Erdoğan mı? Hangi yıldaydı düşün. 96'dan önce. Olabilir anne, bir 4 senelik. O zaman demişlerdi ki, çevremde birçok insan aynı şeyi söyledi ama sadece İstanbul Belediye Başkanı olmuştu. Eğer bu adam başımızda kalırsa gün gelecek pazardan, marketten eve gelirken poşetlerimiz çalınacak demişti. Kim demişti anne bunu? Bu öngörüde bulunan kimdi? Çevremdeki arkadaşlarım, dostlarım. Ve şöyle bir şey, yaklaşıyoruz. Gerçekten yaklaşıyoruz. Yani şu ya, 10 liraya alıyordum ben bunu, bugün 35 liraya aldım. Yaprak. Eve gidince çocuklara sarma yapacağım. 15 liraya alıyordum, 35 lira olmuş. Askıda ekmek. Ben 46 yaşındasınız. Yaşındayım. Ama hayatımda ben bu yaşıma gelene kadar askıda ekmek, askıda fatura, bu ne? Bu aslında onların utancı olmalı. Bir de çıkıyorlar işte askıda ekmek. Milletimize bu kolaylığı yaptık. O askıda ekmek ayıp, ayıp, ayıp. Bundan hükümet olarak utanmaları gerekiyor. Bir de kıvana kıvana gösteriyorlar. Askıda faturalarımız var, askıda ekmeğimiz var. Yardım kolileri. Neden fakir olduk? Yani evet, eskiden böyle bir şey yoktu. Neden yardıma muhtacız? Sorgulamıyor. Yoktu eskiden böyle bir şey çünkü. Demek ki bu denli fakir değildi. Fakirleştik. Daha da fakirleştik.
yerleştiriliyoruz. Bir ekmek 3,5 lira olmuş ya. Düşün, ben evimde 3 kişiyim. 2 ekmek alıyorum. Ama ben ekmeksiz doymuyorum. Nasıl doymuyorum? Ben kahvaltıda poğaça börek de yesem o 2 dilim ekmeği yiyeceğim ki karnım doysun. Ama düşün ki 5 kişilik bir aile. 3 tanesi okula gidiyor çocukların. Anne onlara bakıyor, baba çalışıyor. Asgari ücret. 2000 liraya kira yok zaten. Nasıl geçinecek bu adam? Çok zor. Şapkadan tavşan çıkar. Bir de geçiniyoruz diyorlar. Nasıl geçiniyorlar ya? Nasıl geçiniyorlar? Ben geçinemiyorum. Ben istediğim gibi yiyemiyorum, içemiyorum. Çocuklarıma yediremiyorum, içiremiyorum. Ha, ben çocuklarımı alıp da gerçekten ciddi bir tatil yapamıyorum. Neden yapamıyorum bunu ya? Bak şuraya bir bak. Millet aldır aldır yurt dışından geliyor ya. Onlar da asgari ücretle çalışıyor. Onlar nasıl geliyorlar? Biz niye gidemiyoruz? Onların paraları değerli. Sorgulasınlar yani. Ben geçiniyorum. Allah bize böyle izin vermiş, böyle geç işte bu ceza bize bilmem, öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Bu bizim seçimimiz. Rakam her şeydi. Rakamlarla olur zaten bu. Allah'ın yani, verdiği ceza değil ki. Yani ha, ben bir yanlış yapmışımdır. Başıma bir kaza gelmiştir, düşmüşümdür, kırmışımdır yani. Ceza da kişiseldir. Yani evet. Niye ama, herkes çekiyor? Yani Allah, o büyük Rabbül Alemin bütün Avrupa'yı bir kenara koyuyor. Türkiye'ye diyor ki onlar ferah içinde yaşayacak. Sen burada eziyet çekeceksin. Böyle bir dünya var mı ya? Rabbimin böyle bir adaleti yok. Ben buna inanmıyorum. Ama onlar hala yok, rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Filana oy verin, onu başbakan yapacağız dedi de. Böyle bir dünya var mı ya? Din ayrı, devlet ayrıdır. Hutbelerde de aynı şey var. Hiçbir din adamı kalkıp da doğru dürüst bir şey anlatamıyor ki. Her Ramazan şunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatı. Vah vah, ne acı çekmiş, ne yoksulluk çekmiş. Böyle bir şey yok. Ticaretle uğraşıyordu. Zekiydi, zengindi. Bunları anlatın. Araban var mı? Efendim? Araban var mı? Zamanında almıştım anne. 2013 yılında aldığım arabam hala. Benim arabam yok. Ben anca bak bir başıma. Ha, Avrupa'da hem anne hem baba olan kadınların çocuklarına devlet destek veriyor. Ha, burada da başkalarına veriyor. Yani o mülteciler, şunlar bunlar var ya hani. En büyük problemlerimizden bir tanesi de bu oldu galiba. Ya benim çocuğumun eğitim almasına destek vermiyor. Benim çocuğum şu an hem okuyor hem çalışıyor. Bir taraftan da bana bakıyor. Kaza geçirdim 2 aydır. Çocuk kendini dersine mi verecek? Eğitimine mi verecek? İşine mi verecek? Ama bu insanca yaşamak değil ki. Madem İslamiyet, madem Müslümanlık, madem Hazreti Ömer'in adaleti. Sen bu çocuklara bakmak zorundasın. Bu çocukların babası yok. Doğru mu? Yakıt parası ödemiyor Avrupa'da anne. Yakıt parası ödemiyor. Elektrik, su, gaz ödemiyor. Çocuklarının eğitimine katkıda bulunuluyor. Mis gibi yaşıyorlar. Ödüyorlar ama devletin de desteği oluyor eğer geçinemezseniz. Elbette. Bir anne bakamıyorsa, en başında da bunu dedim ama. Evet. Bir anne bakamıyorsa. Doğru. Bakamıyorsa bu dedikleriniz doğru. Bir anne bak, ki ben bakamıyorum da çocuğum hem çalışıyor hem okuyor. Yazıktır, günahtır ya. Bir anne bakamıyorsa, yetemiyorsa devlet bunu veriyor, yapıyor. Bizim bunu daha iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü İslam ülkesiyiz, Müslüman ülkesiyiz. Ama bunlar ne yapmışlar? Başlarını örtüyorlar. Bununki tesettür mü? Bununki örtü. Bak. Allah vermezse bak her tarafı meydanda bilmem ne. Bir de bunlarla cezalandırılıyor olduğumuzu ifade ediyorlar. Öyle deniliyor, doğru. Yanlış şeyler. Neyse, var mı bir diyeceğim? Annem, ellerinden öperim. Çok geçmiş olsun. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Siz de hakkınızı helal edin.